bence Türkiye'ye büyük haksızlık oluyor. Aslında olan şey budur yani. Çünkü Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımız 2018'deki seçimleri kazandığı günün ertesi gününden itibaren bu tartışmaları yaşıyoruz. Neden? Aslında bu gerçekten Türkiye'ye büyük bir haksızlık. Yani Türkiye'nin nüfusun %52,5'u Sayın Cumhurbaşkanımızı seçmiş ve iktidara getirmiş. Ertesi gün Cumhuriyet Halk Partisi lideri çıktı, dedi ki bu gayrimeşrudur dedi. Ve o gün itibaren Sayın Cumhurbaşkanımıza Cumhurbaşkanı olarak da hitap etmedi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne kaçak saray demeye başladı ve o günden beri devam ediyor. Son iki yıldır da biz o günden beri seçimleri konuşuyoruz. Bakın 2018'den beri seçimleri konuşuyoruz. Bazı şeyleri kaçırıyoruz. Yani geçtiğimiz yıldan itibaren erken seçimi konuştuk. İşte Mart'ta mı olacak, yok Haziran'da mı olacak, Eylül'de mi olacak, Kasım'da mı olacak, bilmem ne. Şu anda var mı kimsenin böyle bir meselesi? Ha Mayıs'ta olmuş, ha Haziran'da olmuş, ne olacak? Ama bakın son Türkiye, bakın birinci dilimde biz ne konuştuk? Türkiye'nin yapmış olduğu büyük yatırımları konuşuyoruz, Kızıl Elma'yı konuşuyoruz, dünya siyasetindeki yerini konuşuyoruz. Türkiye 128 milyar dolar tekrar gezi eylemlerinden sonra ilk defa bu kadar döviz rezervine ulaşmış durumda. Ekonomisi ciddi anlamda büyük makro düzeyde atılım yapmış durumda. 250 milyar doların üstüne çıkmış, ihracat 300 milyar dolara yaklaşmış durumda. Türkiye kendi son belki de Cumhuriyet tarihinin en büyük rekorlarına koşuyor. Döviz açığının kapatılması konusunda, dengelerin tekrardan düzene girmesi konusunda çok ciddi bir noktayı konuşuyor. Bütün yani Türkiye'de iktidar ve halkın gündeminde, aslında iktidarın gündeminde ve halkın gündeminde Türkiye'nin daha müreffeh hale nasıl gelecek? Türkiye kendi bölgesinde nasıl daha büyük küresel bir aktör nasıl olacak? Bölgesel bir aktörden küresel bir aktöre nasıl geldi? Bütün bunları konuşurken, gündeminde bu varken, iktidarın gündeminde de bu savunma sanayi varken, füzelerimizin işte menzilini ne kadar daha ileri bir noktaya getirebiliriz? Bütün bunları konuşurken şu anda muhalefet bize bunu mahkum etmiş durumda. Bunu konuşmak zorunda bıraktırıyor. Bütün televizyon kanallarında bakın aralıksız 24 saat muhalefetin adayının kim olacağını konuşuyoruz. Böyle bir şey olabilir mi? Bu çok büyük bir haksızlık. Kim olacak Allah aşkına? Bakın altılı masa dediler. Altı tane farklı ideoloji bir araya geldi. Türkiye'nin geleceğine yön verecek falan böyle. Sanki 6 tane Türkiye'de büyük bir sosyal tabakayı temsil eden ideolojik kamp, böyle bir şey yok ki. Gelecek Partisi'nin, Deva Partisi'nin, Demokrat Parti'nin Türkiye'de nasıl bir sosyolojiyi temsil ettiği düşünülebilir. Yüzde kaçı temsil ediyor? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir kenara bırakın. O %22, 23, 25'lik artık her neyse onu bir kenara koyun. Geri kalan bu altılı masanın içerisindekiler Türkiye'de hangi sosyolojiyi temsil ediyorlar da Türkiye muhalefetinin bir blok halinde temsil ettikleri ifade ediliyor. Böyle bir şey yok. Gerçeklik böyle bir şey değil. Ama biz sürekli işte altılı masanın adayı Kılıçdaroğlu mu olacak? Size bir katkı sunabilir miyim? Buyurun. Bakın, siyaseti derim ama sosyolojik olarak şöyledir. Bütün parti sosyolojik muhakkak, bir vakadır. Muhakkak yani öyle. Bütün parçaların toplamından daha fazla eder. Evet, kesinlikle. Evet. Şimdi burada bir gerçeklik yok. Bir gerçeklik algımızla oynuyorlar. Altılı masanın içerisinde biz 6 farklı partinin adayının kim olacağını konuşurken son bir yılda, şimdi son birkaç aydır da, yani belki 8-9 aydır da Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasındaki kavga ne olacak? İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasındaki ihtilaf ne olacak? İmamoğlu Canan Kaftancıoğlu ile beraber İstanbul seçimlerini kazandı. Şimdi birbirlerine karşı hakaret ediyorlar. Birisi işte müteahhit kafalı diyor, öteki bilmem ahmak diyor, o bilmem ne diyor. Birbirlerine düşmüşler. Şu anda bir parti içerisindeki, bakın bir saate yakındır da bir parti içerisindeki ihtilafları ve birbirlerine karşı liderlik yarışı, CHP Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığındaki koltuk yarışı. Bakın Türkiye'nin iktidarıyla alakalı bir şey konuşmuyoruz. Türkiye'yi kim yönetecek, nasıl yönetecek, Cumhurbaşkanı kim olacak, Cumhurbaşkanı Türkiye'ye nasıl bir vizyon getirecek, bunları konuşmuyoruz. Ne yapıyorlar? Denklemler üretiyorlar. Niçin? Sayın Cumhurbaşkanımızı iktidardan devirebilmek için en uygun formül nedir? Peki bunu ne zaman yaptılar? Gezi eyleminden beri yapıyorlar. Gezi eylemlerini hatırlayın. Meydandaki insanları toparladıklarında ilk eylemi başlatanlar Sırrı Süreyya Önder'di. Gezi eylemini başlatıcısı olan oydu. HDP'li. Bugün artık kim olduğunu biliyoruz. HDP'nin ne olduğunu da çok net bir şekilde biliyoruz. O başlattı. Ertesinde öyle büyük bir şeyle yaptılar ki bakın futbol kulüplerinin taraftar derneklerini, holiganlarını meydanlara çıkardılar. İstanbul Boğazı'ndan Beşiktaşlar, Galatasaraylılar, Fenerbahçeliler ayrı ayrı yürüdüler. Bunları sokağa döktüler. Daha sonra sol örgütlerin neredeyse tamamı, bütün marjinal sol örgütler, DHKPC'si, MLKP'si geldiler. Taksim Meydanı'nda 40 gün çadır kurdular.
Atatürk Kültür Merkezi'nin üstüne kendi terör örgütü liderlerinin posterlerini astılar. Atatürk anıtının üzerine bile Abdullah Öcalan posterini astılar. Öyle büyük bir konsensüs oluşturmuşlardı ki Erdoğan'ı devirebilmek için. Bir de içeriden İstanbul Valisi'nden İstanbul Emniyet Müdürü'ne kadar. Fethullahçı terör örgütü o günkü mensubu olan, Türkiye'nin önemli bürokrasisinde yer almış olan, valiliğinde, emniyet müdürlüğünde, teşkilatlarında bulunanlar da bunlarla beraber hareket ettiler. Gittiler, çadırlarını yaktılar, bilmem ne yaptılar. Tekrardan geziyle, yani gezi bitmek üzere olan bir şeyi tekrardan ayağa kaldırdılar. Türkiye'nin 80 neredeyse vilayetinde, herhalde bir tane vilayette eylem yapmamışlardır, bütün sokaklarında gösteriler yaptılar. Ve sadece AK Parti iktidarına değil, AK Parti iktidarını temsil ettiği bütün o sosyolojik tabana, milliyetçi, muhafazakar, mukaddesatçı, vatansever insanlara karşı düşmanlık beslediler. Hedefleri neydi? Erdoğan iktidarını devirmek. Tarihine 2014. Geliyorsunuz, 2018 öncesinde Millet İttifakı diyor ki, diye bir şey kuruyorlar. Saadet Partisi, İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi seçimlerden hemen önce, 2018 seçimlerinden önce ittifak kuruyorlar. Diyorlar ki ortak aday çıkartacağız. Yine o bütün o konsolide ettikleri muhalefeti, ortaya serdikleri adamları harekete geçiriyorlar. Onlar da büyük bir heyecan oluşturuyorlar. Halkta değil. Halkın büyük çoğunluğundan bahsetmiyorum. Ama o tarafta bir heyecan oluşturuyorlar. Sonra ne oluyor? 2018 seçimlerine geldiklerinde Meral Akşener diyor ki ben de adayım. Ayrı aday olarak çıkıyor. Kılıçdaroğlu diyor ki benim buna gücüm yetmez, Muharrem İnce'yi öne süreyim diyor. Onu aday gösteriyor. Ve Türkiye seçimlere onunla giriyor. Şimdi aradan geçmiş 4 yıl. İşte seçimlere geldik. Bütün bu seçim sürecinde yaptıkları bütün bu manipülasyonlar boşa çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımız ilk günden itibaren dedi ki erken seçim olmayacak. Ama onlar sürekli erken seçim olacak dediler değil mi? Ekim'de oluyordu, Kasım'da oluyordu, Aralık'ta oluyordu. Ne demek biliyor musunuz? Erken seçim olacak ne demek? Vatandaşa diyor ki, yatırımcıya diyor ki yatırım yapmayın. Bak yatırım yaparsan ben iktidara geliyorum. Erken seçim var. Ona göre. Ona diyor ki aman efendim sen elinde paran var, götür dövize yatır diyor. Param var, yatırıma sevk etme diyor. Sakın bu ülkeye bir yatırım yapma diyor. Yetmiyor. Ülkeyi seçim ekonomisine. Seçim ekonomisine sokuyor. Dövizeyi ondan yatıranı da açıklamadılar Murat Bey. Yani evet, bir de onları yapıyorlar. Bütün bunların sonrasında bir de yabancı yatırımcılara da dönüp diyorlar ki sakın ha Türkiye'ye yatırım yapmayacaksınız. Türkiye'nin büyük projeleri, bak böyle böyle büyük projelerden bahsediyorlar ya, alternatif bir boğaz yapılacak Türkiye mesela diyor. Hayır efendim, oraya yatırım yaparsanız size yatırdıklarınızın asla geri vermeyiz, ödettirmeyiz. Yatırdığınızla kalırsınız, bir de size ceza keseriz falan diye yabancı yatırımcıları da tehdit ediyorlar. Bütün bu süreci bakın, biz son 3-4 yıldır bu süreci yaşadık. Türkiye'de %52,5'la seçilmiş bir güçlü bir iktidar varken bize bunu yaşattılar. Türkiye bu kadar büyük bir felaketi yaşamaya hak ediyor mu ya Allah aşkına? Niçin biz Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki bu anlamsız yarışın konuşmak durumunda kalalım? Konuşuyoruz elbette. Medya mensubu olduğumuz için. Konuşulması isteniyor. Yani tabii ki ülkenin televizyonları gündem bu olduğu için konuşuyoruz ama bu gerçekten Türkiye'ye büyük bir zaman kaybettiriyor. Göreceksiniz 2018 seçimlerinde olduğu gibi. Bugün de tekrarlanan bir süreci yaşıyoruz. O Millet İttifakı bugün kurulmadı. Söyledikleri gibi öyle büyük ideolojik farklı gruplar bir araya gelmedi. Gezi eyleminde de bir araya gelmişlerdi. Halkın tokadını yediler. 2018'de de bir araya geldiler. Halkın tokadını yediler. Ekmelettin, ekmek için Ekmelettin dediler. Yine halktan tokat yediler. Şimdi halk 2023 seçimlerinde yine bu kaosa, bu karanlığa, birbirleriyle kavga eden, ülkenin selametini değil, kendi küçük parti hizip çıkarlarını düşünenlere tokat atacak. Bunu ben yani iktidarı savunduğum için AK Parti'yi falan bundan dolayı söylemiyorum. Gerçek bu olduğu için Türkiye'ye kaybettiriyorsunuz kardeşim. Kızıl elmayı yapan ülkeye bunu yapmaya hakkınız yok. Bu ülkede bu kadar büyük devrimler yapan, sanayide devrimler yapan, savunma sanayinde devrimler yapan, ya kendi tüfeğini yapamamış bir ülkeden bugün bu noktaya getiren bir ülkeye haksızlık ediyorsunuz. Sizin parti içinde yaptığınız tartışmalardan artık millet usandı, bıktı. İmamoğlu hak küfür etmiş. Efendim ben mağdurum. Küfür etmeseydin kardeşim o zaman ağzında ayarı mı yok? Yani bunlarla siz eğer iktidara yürümek istiyorsanız bu halk size tokat atar. Siz başarılarınızla konuşacaktınız. 4 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde iktidardasınız. Ankara'da iktidardasınız. Tek bir tane projeniz var mı? Tek bir projeyle konuşuyor musunuz? Bakın iktidar 20 yıl içerisinde koca koca projeleriyle konuşuyor ya. Osman Gazi ile konuşuyor, Yavuz Selim ile konuşuyor, otobanlarıyla konuşuyor, Kızıl Elması ile konuşuyor, her şeyiyle konuşuyor. Siz neyle konuşuyorsunuz? Var olan yatırımları kötülemekten başka ne yaptınız?
Bir tane ortaya proje koydunuz mu? Siz projelerinizle değil, küfürlerinizle konuşuyorsunuz. Hakaretlerinizle konuşuluyorsunuz. Maalesef. Bunun üzerinden bir mağduriyet üretmenizle konuşuluyorsunuz. Ve insanlar bunu görüyorlar. Bıktılar artık. Millet de yaka silkti, yeter artık diyor.